Merhaba Telegram'ımız takipçileri. Epic Games üzerinden ücretsiz olarak sunulan Lifeless Planet'e başlıyoruz. Umarım güzel bir seri olur. Maalesef Steam versiyonunda Türkçe yama var. Ancak Epic Games versiyonunda maalesef Türkçe yama bulunmamakta. Evet. Aracımız düştü. Bunun hepsini okumayacak, şey yapmayacak herhalde. Şimdi bakalım bize neler söylemiş. Başım ağrıyor. Kaskımdaki nefes darlığı beni zorluyor. Ne kadar bilinçsiz olduğumu söylemek zor. Bu bir iniş değil, bildiğin düştük. Durum çok kritik. Belki de bize anlatılanlar yanlış hesaplandı. Durum ne olursa olsun, bahsettikleri cennet bu olamaz. Peki ekibim nerede? Umarım sadece çevreye dağılmışlardır. Onları bulmam, pozisyonlarını öğrenmem ve halkanın ne olduğunu bulmam gerekiyor. Çok saçma. Evet, şimdi ne yöne doğru gideceğime dair herhangi bir bilgi var mı? Vallahi yok. Bu oyunu ben daha önce oynadım dostlar. Ama çok 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 uzun bir zaman önce oynadım. Güzel bir keşif ve ortamları insanı gerçekten içine çeken bir tarzı var oyunun. Ben sadece ne yöne gideceğimi bilmiyorum. Herhangi bir oksijen barımız yok. Ben oyunu tamamen unutmuşum. Yani ana temasını biliyorum ne olduğunu. Farklı yerler var. Oraları keşfedeceğiz. Şimdilik çok sessiz tabii. Altyazılar bu taraf değil herhalde ya. Burası benim düştüğüm yer. Biz böyle bir devam edelim bakalım. Abi burası ilerlemiyor herhalde. Evet. Evet, o tarafa ilerlemiyormuş. Tamam, o zaman bu tarafta da dağlar var. Dağlara doğru bir ilerleyelim bakalım. Bir tek şu kaya var. Belki o tarafa doğru gitmem gerekiyordur.
Hop bir şey oldu. Evet, oksijenimiz azalıyor. Hop orada bir şey parladı abi. Orada bir şey parladı. Vardım, vardım, vardım. Lan gitsene. Hop. Oksijen... Oksijen sağlıyormuş bu. Hop bir bilgi daha çıktı. Şu. İşte bu oksijen sağlar falan filan. Şimdi doldurduk mu iyice bir? Sanki yerde bir izler mi var? Sanki bu tarafa doğru bir şey sürüklenmiş gibi. O yüzden şöyle gideceğim. I understand that even at twice the speed of light, your journey will take 15 years. That's right. We'll be traveling so fast our spacecraft will arrive at the planet before the transmission of this interview does. But it's still such a long trip. We'll be put into a sort of coma. Our heart rate will be slowed dramatically to minimize aging during the flight. How do you prepare for this one-way mission, knowing you will never return to Earth? Well, I have a volunteer crew of very skilled and focused individuals. We all have a deep desire to explore, to go somewhere new. And frankly, we also have few attachments here on Earth. Evet, tekrardan kaydetti. Onan. Hop orada bir şey var. Orada bir şey var. Neymiş? Jetpack works. Well. He. Ulan zıplayamadı şuraya. Hop. Evet, burada bir bakalım bu ne? Yaşam işaretleri yok. Mürettebatımın geride bıraktığı bir patika yolunu izliyordum. O az önce bir yeri izledim ya. Ondan bahsediyor. Ancak izlerinden ayrıldım. Umarım yoluma devam edebilirim. Bu arada, bu gezegenin neden kısır ve cansız olduğunu hala anlamıyorum. Uzaktan gözlemlerimiz kesindi ve bu gezegende yaşam açısından bolluk vardı. Nereye gitti? Belki de sadece yanlış noktaya düştüm. Ancak ilk izlenimlerim biyoloji açıdan buranın cansız bir bölge olduğu. Su var ama hacım. Su varsa hayat vardır. Dararıram. Şu anda mevcut bulunduğumuz yer Mars değil arkadaşlar. Herhangi bir gezegen. Hop bir dakika. Şurada bir şey var. He, taşı. O zaman şuraya mı götüreceğiz? Need to get up there somehow.
Oy, tutunamadık. Hop, çıktı. Peki. Evet, tekrardan bir kayıt aldı. Şurada bakın bir yer daha var. Şurada bir yer daha var. Merak ediyorum açıkçası. O zaman oynarken çok keşif yaptığımı zannetmiyorum. Direkt oynamışımdır da. Şimdi merak ediyorum. Hop, ne bulduk? Sülfür bulduk. He, oraya kadar da gidebilirmişim. Buradan gelip sülfürü de bulabilirmişim. Gerçi oradan da çıkış var mı? Var. Yalnız aga bir ineceğim ben. Yapı gibi. Ona, o ne? Aa. Kurbağalar var lan. Bir canlı gördük. Hadi bakalım. İleride bir ışık daha var sanki. Oha! Oha! Bizim herif hayal görmeye başladı. Kitap bulduk. Sovyet Rusya dönemine ait. Kitabı aldık herhalde. Biraz ilerledik. Abi köy var. Bunun burada ne işi var? Arkadaşlar bu arada şu bilgiyi, şu hatırlatmayı yapayım. 16 Temmuz'a kadar bu oyunu Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz. What is the point of all this? Okay. I need to stay calm. Abimiz buradaki metinde arkadaşlar. Keşke bu evlerin içine girebiliyor olsaydık. O zaman çok şahane olurdu, tatlı olurdu. Abimiz diyor ki, bu bir şaka mı? İnsanların yaşayabileceği bir yer mi vardı? Bize oksijen olmadığını söylemişlerdi. Muhtemelen şu anda kaskımı çıkartabilirim. Ama bu kadar yalanın, bu yalanların sebebi ne? Dedi abimiz. Burada bir şey var. Ne o? Bir şey daha buldum. Русча. В связи с началом наших экспериментов здесь, в этом новом мире, когда мне описывали зеленый огонь, это звучало неправдоподобно, как будто из мультфильма. Я и не мог представить. Lan ben tekrar açılabiliyor sanmıştım, o yüzden kapattım. Tüh. Я просто ошеломлен его красотой. И теперь нам предстоит. Tüh.
Oradaki çeviri arkadaşlar artık şey yaparım. Oğlum evin üstüne zıplayarak çıktım lan. Buradaki adamlar ufak tefek adamlarmış herhalde. Çok pardon arkadaşlar. How is this possible? Bu nasıl mümkün? Bayrak bunun yakınında. Onun çatısı da kırık. Muhtemelen bunun üstüne çıkabiliriz. Çıkmamız lazım. Oraya atlamam gerekiyor benim. Aa, bir dakika. Nesneleri hareket ettirme olayı aklıma gelmedi. Hop. Bir evrak bulduk. Neymiş bakalım. Arkadaşlar hazır burayı bulmuşken 78. 25 Haziran 1978. Bakalım o radyoda nelerden bahsetmiş Rus bilim adamı. Bu yeni dünyada deneylerimize başlarken çok gururlu olduğumu söylemek istiyorum. Bana yeşil ateşi anlattılar. Sanki bir çizgi romanda yapılmış gibi geliyordu. Gözlerimi çok renkli bir dünyaya atacağımı hayal etmek için güzelliğinden çok etkilendim. Ve şimdi bu yeri anavatan için geliştirmek zor bir yolculuk olacak. Burada bulduklarımız ülkemizi diğer ülkelerin önüne geçirecek. Hem de hiç savaşmadan. Burada başardıklarımız komünist şanlı gücümüzü, zaferlerimizi yükseltmek için, saldırganlığımızı yaymak için, cesaret sağlamak için. Sovyet Rusya'yı güçlendirmek için. İlginç. Güvenlik kodu bölüm B. Güney laboratuvarına erişim için kodun ikinci yarısı 549. Güvenlik kodunun diğer kısmı bundan ayrı tutulmalıdır. 549. Bu ikinci kısmı. Bize bir kod daha lazım. Şurada da evler var. Belki de. ...549. Çok ilginç. 1978'de Sovyetler buraya gelmiş. Yerleşmiş. Bir dakika. Orada bir şeyler var. Burada da bir şeyler var. Ses nereden geliyor onu anlamaya çalışıyorum. Hop burada bir şey daha var. Burada artık hayat çok zorlaştı. Eve gitmeyi çok istiyorum. Kardeşim evde özlediğim şeyleri bir listesini yapmamı istedi. Bunları düşündüğümde gülümsüyorum. Umarım çok yakında eve döneriz. Şurada büyük bir yapı var. O tarafta da bir şeyler vardı. Bir yıkık dökük harabeler vardı. Ama sanki buraya gideceğimi hatırlıyorum. Evet bak bir iz var. Bir dakika. Bu ne? Abi bu beni takip ediyor. Ulan geliyor bu peşimden geliyor.
Yine çıkış yapma acaba? Anam. Korktum be. İyi misin? Listen, you're almost out of oxygen. I'm pretty low myself, but I'm gonna give you everything I can. I think there may be some air canisters in that town. Okay, you're gonna be all right now. Just hang in there, buddy. We'll figure this out together, all right? Whoa! Oha! Gezegen adamı içine çekti be. Kodun ilk bölümü 331, ikinci bölümü 549. 331 549. 331 549. Bak şöyle bir iz var. Bu iz acaba bu tar... Şurada bir şeyler var abi. Oo, mezarlıkmış. Burası ne olursa olsun işlerin düzgün gitmediğinin bir göstergesi diyor. Abi yine oksijen bitiyor ya. E hani muhtemelen şeydi. Ne denir ona? Oha orada giriş var. Aa. Neyse ki öldüğümüz yerden hemen geride başlıyormuş. Ben şey sandım bir an. Olması gereken oldu sandım. Abi oraya yetişebilir miyiz? Aa, yetişemiyorum. Aa, bir dakika, şehrin içinde bir yerde bir oksijen tüpü vardı. Şehrin içinde bir yerde oksijen tüpü vardı. Tüpümüzü doldurduk. Şimdi oraya bakabilirim. Şimdi orayı keşfedebilirim. Uzayda olduğumuz belli olsun. Şöyle zıplaya zıplaya gidelim. Ama ne acayip bir şey ya. Ne acayip bir keşif. Kapı açıldı. Ben şifreyi kendim elle gireceğim sandım. Bu. Işık yok mu? Işık. He, tamam. F'ye basınca. Oha. Oo, içim ürperdi be.
Abi yine yatak var. Abi biz yatak hayali neden görüyoruz ya? Dostlar videoyu burada bitireceğim. Lifeless Planet'in ikinci bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.